Total İstasyonları gün ortasını sunar. Saatlerimiz 12.30'u gösteriyor Ekotürk'te. Gün ortasına hoş geldiniz. Ben Ahu Orakçıoğlu. Bir saatlik yayın kuşağımızda birbirinden değerli konuklarımız var. Her şeyden önce ilk yarıdaki konuğumuzu hemen anons etmek isterim. Hemen yanı başımda da gördüğünüz gibi Türkiye'yi, Türkleri anlatan kurucu ekip diyeyim ben size. Ne diyeyim, doğru bir tanım tabir olur mu? Türkler Türkiye'yi gezsin diye uğraşan ekip. Aynen öyle. O kadar da zor bir işe kalkıştınız ki tebrik ediyorum. Çünkü biz Türkler ne olursa olsun kendi memleketimizi gezmek yerine hani bir miktar şöyle parayı denkleştirip ille bir yurt dışını görmek isteriz. Evet sevgili abim. Hep uzaklar bize daha bir çekici ve hani ne diyeyim, İngilizcesi challenging, daha böyle bir meydan okuyucu görünür. Doğru. Hoş geldiniz. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Fervin Ersoy çok eski bir arkadaşım olarak sen diye hitap etmeme izin verirsen. Teşekkür ederim. Bilge Kuru sen de öyle. Yıllardır beraberiz, bir aradayız, tanışıyoruz. Ama siz bu işi kaç yıl oldu artık? Rotahane, değil mi? 3 yıl oldu. Anadolu'yu rotamıza getirmenizin toplamı 3 sene. Aynen, 3 yıl oldu. Kaç şehir gezildi? Pervin seninle başlayayım. Şimdi öncelikle pandemi olmasaydı neredeyse projenin sonlarına gelmiştik. Yani 2019'da mı başladınız? Evet, tam. 2019'un başında başladık. Hatta Mart'ın kaçıydı sevgili Bilgeciğim? 10 Mart veya... 20 küsüründe biz basın lansmanını yaptık Pervin Hanım. O zaman 20 Mart'ta başladık. 20 Mart'ta başladık. 2019 20 Mart'ında başladık. Ondan sonra biz pandemiyle karşılaşınca sevgili Ahu tabii ki biraz frene basmak zorunda kaldık. Ve o kadar hızlı, ekibimizle o kadar enerjik, o kadar güzel gezmeye başladığımız Türkiye'mizi birazcık gezememeye başladık pandemiden dolayı. Ama şimdi tekrar hani aşılarımızın olması, hepimizin biraz daha o pandeminin yükünü üstümüzden atmış olmamız dolayısıyla yine bir hız aldık. Aman ne güzel. Yani bizi kimse durduramaz diyorsunuz. İnşallah. İnşallah. Aman inşallah. Sağlık olsun da. İnşallah hepimiz için. Hı hı. Bu frene rağmen kaç şehir gezildi? 30. 30 şehir. 30. Hedef ne? 81 il. Ha, tamam, bütün iller. Yani her ilimizde diyorsunuz. Buradan da şu mesaj çıkıyor. Gezilecek, görülecek... değerler, kıymetler, kesinlikle, zenginlikler çok mu fazla? Kesinlikle çok fazla. Şimdi biraz ben merak ediyorum tabii ki. Çünkü gerçekten de hani bizim böyle kendimizle ilgili, öz değerlerimizle ilgili ön yargılarımız olabiliyor. Evet, kendi doğru. Yerli markalarımızla ilgili ön yargılarımız olabiliyor. Kendi memleketimizle ilgili ya da kendi insanımızla ilgili ya da bir bölge insana da biraz bir parça ön yargılı bir toplum, hı-hı, olduğumuzu söylemek lazım. O yüzden ben her şeye rağmen hani kendi adıma bunu yaşadığım için soruyorum. Geçtiğimiz hafta Giresun'a gittim. Evet. Allah'ım dedim, ne kadar muhteşem bir yer Giresun böyle dedim. Eminim sizler de benzer bir deneyim yaşadınız diye soracağım. Ya ben buraya geldim ama... Hiç inanmazdım bu kadar güzel, hani bu kadar uluslararası destinasyonlara nasıl girmemiş bu yer dediğiniz yerler var mı? Pervin Ersoy sizden başlıyorum. Benden başlarsam ben çok fazla anlatırım. Bilge'yle de devam edeceğiz. Hani, ben alayım mı sözü önce? Buyurun tabii ki her zaman. Teşekkür ediyorum. Şimdi o kadar güzel söyledin, anlattın ki en başta projeye başlarken ben bir tık projenin amacından... Tabii. Ve nasıl böyle bir şeye giriştiğimden bahsetmek istiyorum. Çok kısacık toparlayacağım. Bir gün bir arkadaş sohbetinde, toplantısında eşime bakanlık görevi verilmesiyle birlikte benim Ankara'ya gidiş gelişlerim fazlalaşmaya başladı. Haftanın bir günü, iki gününü Ankara'da geçiriyorum, gidiyorum, geliyorum vesaire. Bir arkadaşım dedi ki, beni de dedi giderken dedi Ankara'ya yanında götürür müsün dedi. Tabii ki dedim, ya haftaya tekrar Ankara'ya gideceğim, seni de alayım. Hiç görmedim ben Ankara'yı dedi. Ne kadar enteresan. Ben Ankara gerçekten... Şok oldum, kaldım. Hem de. Kendi yaş grubumuzdan, bizim jenerasyondan bir arkadaşım. Nasıl ya dedim Ankara'yı görmedin? İşte yurt dışında evi var, bütün yurt dışını gezmiş, dolaşmış, avucunun içi gibi biliyor falan filan. Şaka yapıyorsun dedim. Yok şaka yapmıyorum dedi. Peki dedim kızın, 14 yaşında, 15 yaşında bir kızı var. Kızın dedim Anıtkabir'e de mi götürmedin? Ankara'ya hiç mi gitmedin? Hala böyle hiç mi gitmedin diye soruyorum. Şaşkınlık içinde. Büyük şaşkınlık, evet. Ya, büyük şaşkınlık. Yok gitmedim dedi. Oradan itibaren kafamda bir şimşek. Dedim ki ya böyle bir şey olacak iş değil ya. Bizim kendi insanımız kendi memleketini zaten gezmiyor. Evet. Yani bunun maddi durumla alakası yok. Neyle alakalı? Ne diyorsun? Bunun şöyle bir alakası var. Ön yargı diye ben yorumladım. Olabilir. Mesela senin yorumun da güzeldi. Bunun şöyle bir alakası var. Biz zaten çok gezen, çok gezmeye çok meyilli bir toplum değiliz. Belli bir kitle var gezen. Onlar da yurt dışını tercih ediyorlar. Hı hı.
Burada yurt dışını tercih etmek yerine şimdi pandemi şartları değiştirdi. Değil mi? Pandemi dolayısıyla bu hele ki son dönem şartları hepten değiştirdi. Şimdi ya Allah'ın sopası yok diyoruz ya bazen. Doların fırlaması dolayısıyla fırlaması. Herkes Türkiye'yi gezecek. Herkes döndü. Ne kadar güzel bir memleketimiz varmış yahu bizim kesinlikle, noktasına geldi. Şeyin de çok etkisi var diye düşünüyorum. Şimdi bu pandemi sırasında sosyal medya çok fazla kullanılmaya başladı ve influencerlar arttı. Yani turizm influencerları, gezi influencerları, gastronomi influencerları, insanlar telefonun başına daha çok vakit geçirmeye başladılar. Nihayetinde de onlar tabii ki şehirlerimizin o gastronomisinden, gezdikleri yerlerinden bahsedince insanlar şey demeye başladı. Aa, böyle yerler mi var buralarda? Bilmiyorlar çünkü kendi memleketlerini maalesef, aslında. Evet, maalesef sorun o. Birkaç tane yıldızı parlamış ilimiz var. Böyle hepimizin de şahit olduğu. Onlara diyorum ki ben bunların yıldızı zaten parlamış. Zaten bilinen iller. Bir, sen beni tamamla. Gaziantep. Çok yıldızı doğru. Çok güzel doğru, parlamış. Şahane bir şehir. İki, hakikaten. Hatay, Antakya. Kesinlikle yıldızı parlamış. Bunlar gastronomiden dolayı da yıldızı parlayan şehirler. Ondan sonra üç, Antalya. Adana. Dört Adana. Adana. Beş İzmir, Ankara. İzmir, Ankara. O büyük, onlar şehirler, büyük şehirler. Hani 5-6 tane büyük şehir evet. Zaten yıldızı parlamış. Yani toplasak 10-15'i geçmiyor yıldızı parlayan şehirler. 81 ilimiz 81 içerisinde. 81 ilimiz içerisinde. Ama baktığın zaman aslında yıldızı parlayacak ve gerçekten çok güzel görülmesi gereken hem doğal güzellikleri açısından, aynen, hem şehrin gastronomisi açısından, hem şehrin sahip olduğu kültürel değerler açısından. Çünkü her bir ilin farklı kültürü var. Evet. O kültürleri de kaybetmememiz çok lazım. Çok zengin bir memleketiz. Aynen, değil mi? Çünkü Tokat'ın hani, farklı, Malatya'nın farklı, Rize'nin farklı, mutfağı ayrı, farklı, insanı değil mi? Başka. Ya inanın bambaşka bir harmoni var yani. Evet. Bunu kaybetmememiz ve nasıl söyleyeyim sana? Nesilden nesile aktarmamız lazım. Evet. Kesinlikle. Yani bizim aslında bu rotanenin kuruluş amacı birazcık da o. Hani o şehirleri daha iyi tanıtmak, o şehirlere daha çok gidilmesini, oradaki insanlarla tanışılmasını, oradaki el sanatlarından tut da sahip olunan tüm değerlerin bilinmesini sağlamak. Ne kadar güzel. Çok kutsal ve güzel bir amaç. Hatta biraz geç kalmış bir amaç değil mi yani? Evet ama hızlı gidiyoruz. İnşallah da tamamlayacağız. Doğru. Yani çok doğru söylüyor Pervin Hanım aslında. Ahucum, izinle Ahucum diyorum. Lütfen tabii ki. Biz hala 30 şehir gezdik değil mi? Yanılıyorsam söyleyeyim Pervin Hanım. Hala şaşırıyoruz. Evet. Yani her gittiğimiz şehirde ayrı şaşırıyoruz. Yani ben mesela ilk defa Kastamonu'ya gittim. Oradaki kanyonlar, ya inanamadım. Yani muhteşem bir coğrafya. Muhteşem bir coğrafya var. Ben de haber yapmak için TRT yıllarımda gittiğimde aman tanrım dedim. Amasra, Bartın, Kastamonu. Gerçekten İnanılmaz, o da muazzam bir Orta Karadeniz. Gittik Pervin Hanım'la Diyarbakır'ın o modernliğine. O tarihinin güzelliğine şaşırdık mesela ki şu anda çok güzel yapılar ortaya çıkıyor. Sevgili bakanımızın çok güzel çalışmaları var orada zaten. Mitra Tapınağı tabii, değil mi? Evet, Mitras Tapınağı. Şimdi Diyarbakır çok uzun yıllar biliyorsun terör şehri olarak anıldığı için hepimiz Diyarbakır'a gitmekten büyük sürdük. İmtina ettik. Evet. Korktuk. İnsan canı tatlıdır, değerlidir. Yani evet. Şimdi Diyarbakır'a tur düzenlemek hani o dönemlerde akıl alacak mümkün bir şey değil. Değildi, evet. Mümkün değildi. Ama zamanla çok şükür benim ülkemde terör iyice artık azaldıkça ve yüzünü tamamen bizlerden çektikçe, kaybettikçe bu şehirlerimizin değeri anlaşılmaya başladı. Yani biz Diyarbakır'a gittiğimizde, biz Zerzevan Kalesi'ni gezdiğimizde, muhteşem bir, evet, bir Mitras Tapınağı'na gittiğimizde o kadar etkilendik ki sevgili Ahu. Evet. Dedik ki bu güzel değerleri meğersem yurt dışı bizden önce biliyormuş zaten. İnanılmaz, evet, bir yurt dışından gelen Amerikalılar. Bir de işin o boyutu var gerçekten. Hani çoğu zaman Mitras Tapınağı'nı çoktan onların baktığın zaman çok kökeninde onların tapınakları olarak bilinen bir yer burası. Şimdi bize tabii Arta çocuğumuz ne güzel anlattı. Aslında çok önemli bir şeyden de bahsediyorsun. Yok. Çünkü dünyanın bütün kültürlerin, medeniyetlerinin de beşik noktası, çıkış noktası olduğumuz, evet, için kesinlikle, insanlar kültürlerinin, dinlerinin köklerini aramak için bizim memleketimize de gelebiliyorlar. Doğru, yani doğru. Bu inanılmaz bir şey. İnanın yurt dışı bizim kendi güzelliklerimizin çok daha farkındalar bizden. Evet. Yani aslında bu projenin amacı bu. Pervin Hanım bu projeyi yaratırken aslında bize önderlik yaptı. Ben burada kendim adıma çok teşekkür ediyorum. Bir kere böyle bir projeye beni ortak etti diye. Benim için çok kıymetli bir proje, bebek gibi. Hakikaten böyle her gününde ayrı şeyleri öğrendiğim, bana katan, çok şeyler kattı, hı-hı, bana. Çünkü bizim de çok güzel anılarımız, evet, oldu. Tabii. Ciddi güzel bir, tabii, ekibimiz var. Heybemizde inanılmaz anılar, ne inanılmaz güzel, güzel, keyifli anlar biriktiriyoruz. Müthiş bir şey çok bu. Çok güzel. Diyorum ki Bilge'ye ya bu proje bittikten sonra, 81 ili gezdikten sonra oturalım bunu bir kitap haline getirelim. Kesinlikle. Aynı şeyi ben de söyleyecektim. Çünkü
bu projeyi bilmeyenler için Nahucuğum ben bir toparlamak istiyorum. Biz bu projeye şöyle aslında biraz daha dikkat çekici olsun, biraz daha fazla ilgi çeksin diye sanatçılarımızı da ve ünlü isimleri de dahil ettik. Hı hı. Ve dedik ki her şehri ünlülerle geziyoruz, her şehri ünlüsüyle geziyoruz. Kendi ünlüsüyle. Kendi ünlüsüyle. Mesela Malatya'ya gidiyoruz, Malatyalı ünlü sanatçıları buluyoruz, ünlü isimleri buluyoruz. Bu sadece sanatçı olmak zorunda değil. Ünlü isimler, yazar, o şehrin ressam. Yetiştirdiği ünlü isimler. Ressam olabilir, yazar olabilir, heykeltıraş olabilir. Müzik sanatçısı olabilir işte vesaire vesaire tiyatro bir sürü. Için, yani önemli olan o şehrin yetiştirdiği ünlü bir isimle oraya gitmek. Şehrin ürettiği değerler aynı zamanda. Aynen. Mesela isimler. İşte Diyarbakır'a giderken sevgili Coşkun Sabah bizimleydi, Diyarbakırlı. Sevgili Hı-hı. İzzet Yıldızhan bizimleydi, Diyarbakırlı. Oralarda büyümüşler, oralardan İstanbul'a göçmüşler. Bu da çok kendi şehirleri. Güzel bir fikir. Hı-hı. Çünkü bir yandan da hani siz işe başladığınızdan beri işin PR'ı, tanıtımı, evet. bu aktivitelerin de duyurulması lazım hedefine ulaşması Kesinlikle. Açısından. Ama yanınıza ünlüleri almak bu bağlamda işleri kolaylaştırıyor. Onların sosyal medyalarını kullanıyoruz. Onların tanınmış olması, bilinir olması bizim işimize yarıyor. Çünkü projeyi onlar da biraz... Bu sosyal medya inanılmaz bir şey. Değil mi? Son zamanlarda gerçekten hani en az televizyonlar kadar sosyal medyada vakit geçiriyor insanlar. Evet. Belki daha çok. Daha fazla. Belki daha fazla artık. O yüzden hani o ünlü isimlerin sosyal medyasını kullanmak, bizim projeyi anlatmak, projeyle beraber Türkiye'yi geziyoruz. Hadi siz de gezin. O mesajı vermek çok güzel. Çünkü biz şehir şehir geziyoruz ya. Onlar da söylüyorlar. Bu sefer insanlar merak ediyor. Biraz da sanki değil mi güzel oldu. İç turizmde bir çok güzel farkındalık oldu. Bir çok canlanma fazla. Oldu. Ben olduğunu düşünüyorum ben hakikaten. Görüyorum. Son dönemde zaten hani Covid biraz onun zorlamasıyla biz gözümüzü kendi içimize, kendi ailemize, Kesinlikle. Kendi yüreğimize ve kendi evet. memleketimize daha fazla açar ya oldu. Ya bir de şöyle Kesinlikle. Bir şey oldu. Böyle bir dalga zaten var ama sizin yaptığınız işlerde karşılığını buluyor. Çünkü evet, konuşuluyor, inşallah. Konuşturuyorsunuz. İnşallah çok güzel. Şunu da Bilge bir şey ekleyecek. Bir de herhalde. Şöyle bir şey oluyor Ahucuğum. Biz ayrıldığımız şehirde bağımızı kopartmıyoruz hiçbir zaman proje evet. bittikten. Yani atıyorum Kastamonu'ya gidiyoruz ama bağımızı kopartmıyoruz. Oranın valisiyle, oranın il turizm müdürüyle, halkıyla, esnafıyla bağımız hala devam ediyor ve onlara bizim nasıl bir fayda sağladığımızı bir şekilde feedbackini alıyoruz bize arkasından ve zaten çok güzel de dostluklar gelişiyor. Her o tane elçileri projesini başlatıyoruz. Evet. Şey. Alıyoruz. Şimdi gezdiğimiz illerden bize çok güzel feedbackler geliyor bu anlamda zaten. İşte Pervin Hanım geldi, Bilge Hanım Rotane geldikten sonra evet. inanılmaz bir turizmde canlanma oldu, esnaf çok güzel para kazanmaya başladı gibi. Tabii yani sizin de... arkanızdan birileri de gelmeye başlıyor peyder pey. Çok kalabalık gidiyoruz bu arada. Ve bunu... Kaç kişi gidiyorsunuz hakikaten? Sadece ekip 14 kişi. Fotoğraflar, videolar da yayınlanıyor evet. bildiğim Sadece kadarıyla. Sadece ekip 14 kişi. Biz bir de işin içine, biz Book'la turla yapıyoruz bu seyahatleri, bu gezileri. İşin içine tur parasını ödeyenleri gezgin olarak da alıyoruz. Tamam. Yani dışarıdan açık değil tabii mi? Ticari olarak tabii. katılmak parasını isteyenler, ödeyen, parasını ödüyorlar. Ödeyen geliyor. Sadece bu pandemiden dolayı biraz sayıyı kısıtladık. 20-25 kişiden fazla almıyoruz. Hı hı. Çünkü bizim ekibimiz de kalabalık. Yani bir şehre 40-45 kişi gidince dolayısıyla takdir edersin ki oranın operasyonu da güçleşiyor. Tabii. 45 kişinin üstüne, 50 kişinin üstüne çıkmamaya çalışıyoruz. Gidiyoruz, alışveriş yapıyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Hele küçük şehirler inanılmaz mutlu oluyorlar. Tabii canlanıyor, çok hareketleniyor ortam. Şöyle bir şey var aslında, hani bizim o etkilendiğimiz yerleri arkadaşlarımız da çok talep ettiği için Tabii. görmelerini istiyoruz dışarıdan. Evet. Fakat öyle bir ekip var ki Ahucuğum, yani biz sabah 7'de mesela havaalanına iniyoruz. Gece 12'ye kadar video içeriği üretiyoruz, fotoğraf çekiyoruz. Tabii. Yani çok Ciddi hızlı arşiv, çalışıyoruz. Arşiv evet. Hızlı çalışıyoruz. Tabii o yüzden de gezginleri çok arttıramıyoruz. Çünkü bize saha zaten coğrafik durumdan dolayı zaten saha zor bizim için. Evet. Bir de gezginler olunca ilgilenmek gerekiyor. Tabii o da bizim o video içeriğimizi, şehri tanıtmamızı evet. birazcık güçleştiriyor. Şimdi tabii ticari bir amaçtan daha öte ben size bir misyon evet. görüyorum evet. burada. Kesinlikle. Misyon olduğu için sizin işin tanıtım tarafını da üstlenen birer kültür elçisi olduğunuzu Aynen. açıkçası burada söylemek. Evet. Çünkü ben öyle algılıyorum. Kesinlikle. En azından hani dışarıdan bir bakış açısıyla sizin yaptığınız işlere dönük algım benim bir misyon bir de üstlenmişsiniz. Senin kanalında da senin sayende şunu da duydum. Evet. Bu Lütfen. İşin Kültür Bakanlığı ile hiçbir alakası yok. Alakası yok. Biz tamam. Kültür Bakanlığı için veya Kültür Bakanlığı'ndan en ufak 1 lira destek tamam. paramız yok. Mesela bu son derece bazen, önemli bir vurgu. Evet, bana bazen böyle şeyler geliyor. Çünkü benim şu anda hali hazırda bir bakan eşi olmamdan dolayı Kültür ve Turizm Bakanı'nın eşiyim sıfat olarak da. Diyorlar ki o Kültür Bakanlığı'ndan destek alıyorlar, Türkiye'yi geziyorlar. Evet. Alakası yok. Hiç evet. kimseden bir kuruş destek almıyoruz. Tamamen sponsorlarımız sayesinde o sanatçıların paralarını ödüyoruz evet. da uçak biletlerini alıyoruz. Onları business uçuruyoruz ama bizim de bir sponsorumuz var yani programımızın. Mesela
bayağı uzun süre QNB Finansbank evet, sponsorumuzdu. Evet, çok doğru. Hı-hı. Şimdi Arzum sponsorumuz. Yani sponsorlarımızın desteğiyle evet. O sanatçılarımızın. Tabii yanınıza bir ünlü almanız ya da bazı tabii. Operasyon desteklerinde aldığınız. Şimdi ben çok küçük bir şey de söylemek isterim. Ben de şu kameraya döneyim. Tabii Pervin Ersoy'u çok uzun yıllardan beri tanıyorum ben artık neredeyse. Hani 10 yılı geçmiştir diye düşünüyorum. Geçti. Bilge de keza hemen arkasından sizin dostluğunuz ilerledikçe. Aynen. Hani Pervin Ersoy'u tanıyanlar bilir. Hiçbir zaman değerli eşinin, kıymetli bakanımızın gölgesinde kalmış bir insan ya da kalabilecek bir insan değil. Hani kendi çevrenle, kendi dostluklarınla. Evet, evet. Aynı zamanda bir iktisatçısın, bir ekonomi kanalındasın. Tabii. Onun da altını çizmek isterim. Aynen. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunusun. Yıllarca turizm sektörü içindesin zaten aile işlerinden dolayı. Dolayısıyla gerçekten hani böyle bir organizasyon Pervin Ersoy için evet. Zor bir iş değil yani. Hiç bunun değil. Altını çizmek lazım. Değil mi Bilge? Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Kimseden destek almama gerek yok. Kimseden özel bir beklentim yok. Kültür Bakanlığından da beklentim yok. Ben evet. Bu işi, bu projeyi öncelikle kendim için başlattım. Daha sonra da faydasına inandığım için projeyi büyüttüm. Hı. İşin içine sanatçıları kattım, işin içine kadroyu daha da büyüttüm. Sağ olsun çok güzel bir ekiple çalışıyorum. Sevgili Bilge Kuru zaten ortağım benim Rotane'de. Evet, yani Bilge Kuru da seni de tanıtalım, tanımayanları da tanıtalım Bilge'yi de. Gerçekten yıllardan beri hem kadın girişimciliğinde hem her tür organizasyonda hani ne kadar canla başla çalıştığını biliyorum. Kesinlikle. Herkesi tek tek ararsın. Çok, çok. Herhangi bir organizasyon yaptığın zaman oranın etkili bir organizasyona kesinlikle. Dönüşmesi için hem kendi network'ü hem de hiç şey yapmadan yani böyle hani emeksiz çalışan bir insansın. Evet. Ben tanıyorum ama seni de biraz ederim. Tanıtmak ya, isterim. Çok Bilge. Teşekkür ederim bu güzel sözleriniz için. Tabii zaten bizi her alanda biliyorsunuz hakikaten 10 seneyi geçti. Yani biz eşlerimizin arkalarına ya da ailelerimizin arkalarına sığınan kadınlar olmadık hiçbir zaman. Tabii evet. Ki çok şanslıyız. Çok o payrı. Böyle tabii, şanslıyız evet ama hep üreten kadınlar olduk. Sen Ahu, Pervin Hanım, Keza. Allah biz de seni söyleyelim burada şimdi. Evet. Sen bizi söyleyelim. Lütfen seni söyleyelim. Sen de çok üreten, çok başarılı gerçekten İnşallah. Mesleğinde de. Her zaman takdir ettiğimiz yani çok benim eğitimim tabii. Şöyle bir şey oldu. Benim eğitimim çok doğru orantılı aslında şu an yaptığım meslekle. O yüzden de tabii ki işin tekniğini bilmek de sahada olup onları bir arada match etmek benim şansım oldu bu dönemde. Çünkü ben de Advertising and Marketing mezunuyum. Değil double mi? Major'dayım. Reklamcılık ve pazarlamadan. Aynı zamanda Marketing Strateji Master'ım var. Tabii ki şu an sahada da bunları kullanıyoruz. Çünkü bizim Pervin Hanım'la Rotane haricinde de Projane diye yürüttüğümüz bir şirket var. Baktığınız zaman o da hani marketing stratejiler, reklamcılığın tabii. Ve kreatifin çok yoğun olduğu bir şirket. O yüzden tabii ki hem sevdiğimiz yeteneğimizin olduğu hem de eğitimimizin olduğu dallar bir araya gelince biz o şanslı kesimdeyiz. Sevdiğimiz işi yapıyoruz. Kesinlikle. Ben bir de işin tekrar misyon boyutuna bakıyorum. Hani bu iş kesinlikle. Gerçekten ticari bir şeyi aşmış tabii durumda. Ki, tabii ki. Bir misyona da gitmiş durumda. Ben ünlülerin tepkilerini de merak ediyorum. Çünkü şöyle bir şey aklıma geldi. Hani biraz hazırlık yaparken. Sizinle kendi memleketlerine gidip eminim hiç görmedikleri yerleri de görüyorlar diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten kültürel bir tur evet, yapıyorsunuz. Evet, hani, kesinlikle. Hani en bilinmeyen o gizli zenginlikleri, güzellikleri. Hani var mı böyle şeyler, enteresan hikayeler yanınıza aldığınız bir ürünün? O kadar vay be bizim ya. Memlekette bu da mı varmış? Kesinlikle o kadar çok hikayemiz birikti ki avcım ben onu söylüyorum işte dedim ya ileride bir kitabı inşallah hak edecek. İnşallah ama, çıksın evet. Ünlülerimizle birlikte olmak hem onların bize destek vermesi hem bizim projede yer almaları bize her zaman artı yazdı. Evet. Bugüne kadar. Evet. Çok da keyifli gitti. Ve dediğin gibi mesela en son Coşkun Sabah Latif Doğan. Latif Doğan. Latif Bey ile beraber gitmiştik Adıyaman'a. Demişti ki yahu kaç yıldır memleketime beni siz getirdiniz. Harikasınız işte uzun zamandır gelmiş. Şuralarını görmemiştim. Buralarını görmemiştim. Birlikte geziyoruz falan. İşte Coşkun Bey geldiği zaman bütün küçükmüş o esnaf onu inanılmaz böyle sevgiyle karşıladı falan. Küçüklüğünde gittiği bütün dükkanları buldu, oralara tekrar girdi, oralardan tekrar alışveriş yaptı. Hani bunlar o kadar tatlı böyle şeyler, duygular hakikaten ki insanda çok keyifli anlar mesela bırakıyor. Mesela şey vardı benim unutamadığım Hamdi Alkan, sevgili Hamdi Alkan'a Hatay'da sokak geldi. Sokak sokak işte doğduğu nereye evi. Nereye bu arada? Hatay'da. Antakya. Doğduğu evi, okuduğu okulu ve oranın şivesiyle ve aksanıyla bizim çok bütün ekibimize anlattı mesela. Ay, ya da güzel. Bir kebap var, onların yeme usulleri ayrı, elle yiyorlar falan hani. O da yaşadı. Evet. Ismarladı falan evet, böyle. İşte Rotahane'nin tabii çok seyahatlerine güzel. Katılmak da işte bir ayrıcalığa dönüşüyor kesinlikle, bu noktada evet, değil mi? Kesinlikle. Hani işin hem iyi planlanmış içeriği ama bir yandan da yanınıza böyle içeriden yerli bir de böyle ünlü o bir insan alınca. O zaman senden rica edelim. Lütfen bir gün, bizim lütfen, Instagram evet. Sayfamızı takip etsinler. Tabii. Sen Rotahane'yi duyuralım aynen, buradan Instagram'da. Hangi kameraya söyleyelim?
Hemen şöyle Jimmy'cipten de ne istedik? Jimmy'cipten evet, de Jimmy'ye doğru. Lütfen sosyal medyada da bizi takip ederseniz gerçekten çok mutlu oluruz. Rotahane sayfasını takip edin. Bizim gezdiğimiz, gördüğümüz şehirlerimizi bizim gözümüzden görün. Çünkü inanın çok fazla güzel çekimler yapıyoruz, fotoğraflar çekiyoruz, drone çekimleri yapıyoruz. O şehri size olabildiğince tanıtmaya çalışıyoruz ki bizim de Türkiye'mize, memleketimize, yaşadığımız ülkeye bir faydamız olsun. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Tamam, böyle anlatırken halka sesleniş konuşması oldu, gelmiyorum araya. Vallahi onun gibi oldu. 81 yıl bittiğinde de biz finalimizi Ankara'da yapacağız sevgili Ahu. Anıtkabir'de. Anıtkabir. Atamızın önünde bize bu cennet vatanı bıraktığı için, bu güzel ülkeyi bize hediye ettiği için teşekkürlerimizi sunacağız. Çiçeklerimizi koyacağız ne kadar kabrine. Güzel. Çünkü ve aslında hepimiz çok büyük bir kalabalık olarak Ankara'da olacağız. Allah bize o günü nasip etsin. Amin. Ben onu söylüyorum. İnşallah. Çünkü İnşallah. 81 ili gezmek, tanımak, anlamak, anlatmak demek aslında misak-ı milli sınırlarını değil mi? Bir kez i̇şte daha bu. Vurgulamak Aynı. Demek ne kadar anlamlı bir çok, hedef çok. Ve ne kadar güzel bir final diyelim. Evet, ama final geziyoruz. Olmasın çünkü bu ekibin projeleri bitmez. Projehaneyi biraz dinleyelim. Yeni yeni oluşumlar da var. Bikap zaten Bilge'nin bebeği gibi yıllardan beri evet, biz de biliyoruz. Biraz anlatır mısınız başka neler var? Sen istersen Bikap'la başla. Bikap tamamen Bilge'nin projesi ve kadınlara iş hayatında ne kadar ön planda olmaları gerektiğini ve kesinlikle iş hayatını bırakmamaları gerektiğini söyleyerek işe başladı. Florya'da başlattı bir kapı. Evet, evet. Değil mi? Evet. Kaç sene önce ben hatırlıyorum. 8 sene oldu. 8 sene. 8 Beni sene de davet oldu. Etmişti. Dedi ki çok güzel bir kermes yapıyorum dedi. Bütün kadınlar dedi ürünlerini getirsinler, orada sergilesinler ve dedi şahane dedi standlarım var ne olur gel demişti. Ya dedim yine ne işlere giriştim falan oldum böyle. O giriştin dediğimden nasıl evet. gidiyor Bikap işleri? Yıllardan beri zaten faal. Evet Ağucuğum zaten hani şöyle bir şey var aslında bu projenin ilk çıkma noktası sen de çok sosyal sorumluluklara destek veriyorsun evet. biliyorsun. Evet. Birçok derneğe Pervin Hanım olsun siz olsunuz. Ben de o dönemlerde işte bu çocuklarımız olduğu dönemlerde derneklerde aktif rol alıyordum yönetimlerde. Ama ondan sonra artık iş hayatına girmeye karar verdikten sonra biliyorsunuz çok da yararlı faydalı olmadıktan sonra ayrılmaya karar verdim yönetimlerde ama o dönem çalışırken birçok tabii benim için data oldu bunlar. Yani o kadınların oralara başvurmaları, işte evde ekonomiye katkı sağlamak istemeleri. Ne yapabilirim Bilge dedim ve sonra dedim ki ya ben hem teknik bilgimi hem de buradan aldığım deneyimlerimi bir araya getireyim. Alışveriş şenliklerine başladık. Hani aslında derneklerin yaptığı işi biraz daha kurumsala çevirdim ben. Hı hı. Ama yine sosyal sorumluluklarla birleştirdik. Evet. Nasıl oldu? İşte kapı girişlerini verdik derneklere, vakıflarımıza. Oralardan belli bir yüzde yine yeniden evet, tabii ki yani sosyal sorumluluk anlamında o bizim için bir misyon oldu artık. Hani o sosyal sorumluluk bir misyon oldu. Zaten oradan geldik. Ustalarımızın ellerinde yetiştik. Zaten hani o katkılarımızı devam ettirmek adına. Gayet böyle bir 43 standla başladık. 154 standa kadar 6 ay içerisinde çıktı. Bravo. Şimdi belki 4000-5000'e yakın girişimci kadını çatımız altında tutuyoruz. Sadece İstanbul değil bu kermeslerin yeri. Ben Ankara'daki biliyorum. Anadolu'daki her yeri geziyoruz. Her yeri geziyoruz. Her yeri Bravo. Geziyoruz. Yani orada el emeği her neyse lokal girişimci ama Tabii. burada kadın olması. Değil kadın mi? Olması bizim ha, için kadın çok önemli. Olması. Şöyle genelde benim aslında buradaki amacım zaten İstanbullu kadınlar bir şekilde kendilerini ispatlamış durumdalar. Evet. Bir şekilde iş hayatlarının yoluna sokuyorlar. Ama Anadolu'daki kadınlar kendi ve ürünlerini satacak platform bulamıyorlar. Sıkıntı burada. Ben ne yapıyorum? Ankara'daysa, işte Hatay'daysa İstanbul'dan 30 kadını alıyorum. Oradaki 50 kadınla bir araya getiriyorum. Girişimci kadınlarla bir araya getiriyorum. Bu da ne oluyor? Networklerini yapıyorlar. Yarın öbür gün bir bakıyorum ki Hatay'daki bir ürünü ben artık İstanbul'da görmeye başlıyorum. Yani tabii ki onlara birazcık daha aslında bunları sergileyebilecekleri bir platform sunduk. Çok şükür 8 senedir de devam ediyor. Şimdi bir ay sonra tekrar Ankara'da, Marriott'ta bizim böyle kalelerimiz var. İşte Ankara, Bodrum, Adana, Gaziantep bizim bir kapın kaleleri. İzmir'de yapmadın galiba. Daha yapmadım Pervin Hanım. İzmir'de yapmışsın. Ya İzmir'de yapabilirim yani. Ama İzmir birazcık beni korkutuyor açıkçası. Öyle Çünkü yani. Hani... Bu işlerde birazcık ulaşamamak önemli. İzmir'in insanı zaten İstanbul'a çok rahat ulaşıyor. Doğru. Ürünlere de çok rahat ulaşıyor. Doğru. O yüzden ben daha çok aslında Anadolu daha Anadolu tarafı bizim İstanbullu girişimci kadınların ürünlerine ulaşamayanlar ya da kendi ürünlerini İstanbul'a ulaştıramayan
kesimi birazcık daha tercih ediyorum. Çünkü bunun bir fayda sağlaması gerekiyor. Doğru. İzmirli bir girişimci kadın zaten İstanbul'a çok rahat ulaşabiliyor. Evet. O yüzden de daha İzmir'de yapmadım ama kısmet tabii buradan, ki talebiyesini ama duyurmuş olalım. İzmir'de böyle bir organizasyon için senin yerel kontaklara da ihtiyacın var. Tabii ki. Tabii o ki. Yerel kontaklar biz buradayız dedikleri noktada tabii ki İzmir'de tabii ki, böyle keyifle. Bir yani İzmir'in de mutlaka talep olursa var. Neden olmasın? Tabii ki gideriz. Evet. Tabii ki çok da güzel bir noktaya değindiniz. Aslında bizim gittiğimiz yerde de bize ev sahipliği yapan tabii. Orayı kucaklayan muhakkak bir aile oluyor. Kaleler dedin. Kalelerimiz var. Tabii. Evet, tabii. Kalelerimiz var. Onlar zaten bize projeye ev sahipliği yapıyorlar. 8 senedir. Bu arada sosyal medyadan hemen bir kapıda duyuralım şöyle. Aa, ne güzel. Yani bütün kontak numaralar burada değerli izleyenlerimiz. YouTube yayınında tekrar dönüp bakabilirler. Rotahaneyi de duyurdular mı? Rotahaneyi verdik mi arkadaşlar? Tamam, benim işim Türkiye ile. Ben Türkiye'nin şehirlerini tek tek geziyorum bu arada. Her şey değer yaratmak bazı, üzere. Aynen, bazı şehirler var ki gerçekten o kadar etkiliyor ki. Mesela sen Çankırı'ya gittin mi? Benim Çankırı'ya gitmek ne yalan söyleyeyim. Yani aklıma gelmez herhalde bir ömür. İşte. Çankırı'yı da gideyim, gezeyim, göreyim demezdim. Eğer değil Çankırılı değilsem. Çok şaşırdığımız yerlerden birisi. Çankırı'da bir yeraltı tuz mağaraları var. İnanılmaz güzel doğal güzellikler var. İşte gittiğin zaman Zonguldak'ta bir Gökgöl mağarası var ki hayran kaldık. Yani evet. Bizim kanyonlardan sonra gezdiğimiz. Evet, çok başarılı. Müthiş yerler var. Yani bunları böyle biz sayfamızda yayınlıyoruz da o yüzden diyorum Rotahane'yi takip etsinler. En azından merak edip giderler, görürler. O yeraltı tuz mağarası bugün dünyada olsa, başka bir yerde olsa. Var mı resimleri acaba yayınlasak? Ay vardır da bakalım. Vardır da yolladık. Bulabilirlerse arkadaşlar. Olmadı, bizim sayfada bulurlar zaten. Evet, bol bol var fotoğraflarımız. Yani bu astım hastalarına çok iyi gelen, sağlık hatta biz mağaranın içerisinde bir klasik müzik konseri dinledik. Müthiş geçmişti. Orada 1,5-2 saate yakın kaldık. Dışarı çıktığımızda hepimizin nefesi açılmıştı. Müthiş. Yani Çankırı'da bilsinler ki böyle bir yeraltı tuz mağaraları var. Ve gittiklerinde özellikle astım hastaları için çok çok iyi gelecek yerler bunlar. Çankırı yani, tuzuyla meşhur lazım. Ama o mağaraları tabii ki bizim akıl etmemiz mümkün değil. İşte. Bir yandan bunları dinledikçe insan düşünüyor ve tekrar bir kez daha diyoruz ki neden bu kadar denize, kuma, güneşe sıkıştırıldık bunca yıldır. Evet. Tamamdır artık. İşte Antalya merkezde o endüstriyel biraz daha bu deniz, kum, güneş eksenli turizm tamam devam etsin. Biz Akdeniz'in en önemli oyuncularından tabii ki, biriyiz. Tabii ki o çok önemli. Ama gerçekten işte tarihimizle, kültürümüzle, medeniyetlere bir eşiklik yapmamızla yani bu sizin hedefiniz iç turizm onu biliyorum ama kesinlikle. Neden olmasın sevgili Pervin Ersoy? Bu yaptığınız iş bir çıktı olarak yurt dışındaki turistleri de buraya çekme keşke noktasında ne kadar olur, neden bir release, bir çıktıya, bir motivasyona dönüşmesin. İnşallah bizim ben diliyorum. Hani Turizm Bakanlığı'yla da iç içe geçer. Tabii. Burada tabii çok önemli gastronomiden tut. Tabii, tabii. Pek çok faaliyet var. Tebrik ediyoruz Sayın Bakanımız da. Gerçekten tabii, önemli işler yapılıyor. Onlar çok güzel çalışıyorlar, çok iyi işler yapıyorlar. İçeriden gelen bir insan olmanın da ayrıca avantajları kesinlikle. Var ama işte bu destinasyonlara yabancı turisti getirebilmek de önemli. Kesinlikle işimiz. Doğru söylüyorsun. Bizim amacımız şu anda Türkleri buralara götürmek. Evet. Yani biz Türkiye'de iç turizmde bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Evet. Bizim amacımız Türkiye ama tabii Türkiye'nin yurt dışına tanıtılması, Türkiye'nin yurt dışında çok büyük bir değer bulması, hatta dediğim bu şehirlere gelmesi bunlar bakanlığımızın işi. Evet. Onlar bunun için çalışıyorlar. Biz çorbada küçücük hani böyle bir ne derler tuzumuz olsun diye uğraşıyoruz. Önemli bir şey o. Önemli bir tat o. Mesela işte Gökgöl Mağarası'na girdiğimde o zaman sana da söylemiştim. Dedim ki ya Harrison Ford burayı görse gelir burada film çeker. Evet, bu o kadar derece. Muhteşem bir mağara. Neredeyse 1 kilometre mağaranın içinde yürüyoruz ve her bir attığımız adımda 50 kare fotoğraf çektik. O kadar güzel. O kadar heyecan yani, verici. Çok heyecan verici. Bunun gibi birçok yeri mesela gezdik ve son destinasyon çok vardı. Ihlara Vadisi Aksaray'da. Muhteşem. Yani Kapadokya Aksaray'a gittik. Evet, yani muazzam bir doğa, tabiat. Biz ne kadar hayran kaldık çok, yani o renklerin birleşiminden. Kapadokya gezisi gerçekten ıhlarasız olmamalı. Evet. Ama olabiliyor. Ama Japonlar ve yurt dışından çok turist onlar biliyor. Onlar çoktan keşfetmiş. İnanılmaz. Kapadokya onların göz bebeği. Evet. Müthiş onu, keşfetmişler. Biz de gittiğimiz her yere çok hayran bir ekibiz. Gidiyoruz böyle hayran kalıyoruz. Yani ülkemizin güzelliklerini gördükçe ülkemizi daha çok seviyoruz. Kesinlikle. Gezdikçe daha çok seviyoruz. Hatta gezip gördükçe değerini anlıyoruz. Ben de o yüzden diyorum ki arada çocuklar için de yapalım bu turları. Evet, gel çok diyorum önemli. Çocuklar için de, küçükler için rotahane. Onları daha böyle güzel, müzelerin bol olduğu, bizim gidip görmediğimiz şehirlere götürelim. Ben mesela şimdi Konya gezimiz var. Hemen haftaya Konya'ya gideceğiz. Ben küçük oğlumu da götüreceğim. Ne güzel. Onu da onu götürmeyi da büyüttü tabii bu arada değil mi? O da büyüdü çok şükür. Yani gezilerimize bizim çocuklarımızın da katılması, onların da Türkiye'yi gezip görmesi. Kesinlikle. Yani daha çok tanınması. Madem ki bu ülke bizim,
daha çok bilelim Ahu'cum. Ne güzel. Çok önemli bir mesaj bu. Gerçekten aynen, de daha çok bilelim. Altının çizilmesi lazım bu mesajın. Önce memleketimizi tanıyacağız. Memleketimizin güzelliklerini, olumsuz şeyleri de tabii ki düzeltmeye çalışmak kesinlikle, gerekiyor. Kesinlikle. Yani en başta şu yerleşimle ilgili, kentleşmeyle ilgili sorunlar. Yani ama herhalde biz oralara gittikçe daha çok sahip çıkacak diye düşünüyorum inşallah, ben. İnşallah. Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli katkınız için var mı bir iki not eklenecek biz varsa çok alayım. Ediyoruz. Çok değerli, güzel bir sohbet oldu benim açımdan. Valla biz de çok keyif aldık. Çünkü gittiğimiz yerleri anlatmak, rotahaneyi anlatmak, projemizi anlatmak çok güzel. Biz çünkü çok güzel bir ekip bu yola baş koyduk. Evet. Şehir şehir geziyoruz ve şehir şehir gezip de çok ciddi bir aslında kendimize arşiv de topluyoruz. Evet. Drone çekimleri yapıyoruz, fotoğraf çekimleri yapıyoruz, video çekimleri yapıyoruz. Bunların hepsini arşivimizde topluyoruz. Olabildiğince sosyal medyada sayfamızdan yayınlıyoruz, Rotane sayfasından. Kendimiz de kullanıyoruz değil mi? Kendimiz de kullanıyoruz ve bölgelerde valiliklere veya belediyelere de destek veriyoruz tabii aslında video içeriklerine. Olabildiğince yani, görüntülerimizle evet, görüntülerimize destek veriyoruz. Kendi tanıtımlarını kendileri yapmak aynen açısından öyle. Malzemeyi de paylaşıyoruz. Mesela bir göksel Alanya tabii gezimiz vardı tabii ki içerikte muazzam bir içerik üretildi Alanya Belediyesi'ne hatırlarsanız. Doğru. Tamamen belediyede Rotane'nin çektiği ve ekibinin oluşturduğu video içeriklerini evet kullanıyorlardır. Kullanıyorlar aylardır. Evet, evet, yani bizim böyle de bir katkımız var evet aslında Rotane olarak da. Güzel bir arşiv oluşturuyoruz. Evet, bir de evet o şehirleri. O zaman o arşiv bir kitaba dönecek. İşte dönelim. Anıt bir dönüşü tekrar bu stüdyoda buluşacağız. Hadi inşallah. İnşallah. Ama biz bir gezimizi evet, sizi davet ediyoruz. Memnuniyetle. Seve seve. Vallahi boş günün oluyor mu? Gelebilecek misin? Yaparız ya herhalde. Ayırırsın Cengiz yani. Cengiz Bey ve tüm ekip dinliyordur herhalde diye. Ben varım vallahi. Bir gezimizi seni de götürelim. Hangi seve şehir olacağı fark etmez. Biz şimdi 30 şehri çok güzel gezdik, bitirdik. Geriye kalan 51 şehrimiz var. Hı-hı. Şimdi bu 51 şehirden birini seni İnşallah de götürürüz. Memnuniyetle. Tekrardan geliriz. Yine anlatırız. Yine Türkiye'yi konuşuruz. Yine şehirlerimizi konuşuruz. Önemli olan gerçekten daha çok ziyaret edilmesi şehirlerin. Her şehir bir yıldızdır. Parlatılmaya ihtiyacı var diyoruz her gittiğimiz zaman. Ve bizler de bir tık o şehrin yıldızını parlatmaya çalışıyoruz. Bütün ekip olarak. Şimdi biz bu yıldızı parlatmaya çalışırken o şehrin tabii ki Büyükşehir Belediyesi, Valisi, İl Kültür Müdürü vesaire tüm o şehrin içindeki bütün birimler de o şehre destek verdiği zaman ve uğraştığı zaman ne kadar güzel olur ki. Hani o dedim ya sana Türkiye'de çok parlayan bir 10-15 ilimiz var. Bu sayı 30 olsa, 40 olsa hatta 81 il birden parlasa. Şahane bir şey. En büyük hedef o yani. Tebrik ediyorum, çok teşekkür biz ediyorum. Teşekkür sevgili Pervin Ersoy, sevgili Bilge Kuru, yolunuz açık olsun. Yollara devam, hiçbir engel çıkmasın. Amin. İnşallah diyorum. Konya'ya şimdiden iyi yolculuklar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok da güzel, çok anlamlı bir zamanda ziyaret ediyor olacak. Kesinlikle. Siz kimle gidiyorsunuz? Vallahi yine kalabalık bir ekibimizle gidiyoruz. Kimler var mı bir yanınızda Konya'nın öncüsü? Kimler var Konya'dan? Vallahi bu Konyalı olarak bir değildi. Şey yaptık. Şöyle bazen onun da notunu şey yapalım. Ünlülerle de geziyoruz. Evet. Bazen şehirlerin ünlüsü olmadığı zaman ya da ünlüsüne ulaşamadığımız zaman aynen biz dostlarımızı götürüyoruz. Ünlü dostlarımız. Kimler peki var onu söyleyelim en azından. Tabii en azından. Emre Altuğ var. Hakan Aysev var. Sahraf Soysal var. Melek Baykal var. Aman Allah. Ve bir oyuncu şeyimiz daha var. Bir oyuncu arkadaşımız. İlker soyadını hatırlatırsın sen bana. Evet. Hatırlamıyorum. İlker Ayrık mı? Yoksa yoktu. İlker Ayrık'la gittik. Çok İlker'le gittiniz. Evet, ben evet çok sevindim. Gümüşlük olabilir. Gümüşlük. Yanlışım olmasın. Peki. Ekrandan yanlış verdim. Çok keyifli bir ekip. Şimdiden diyorum inşallah keyfiniz bol olsun. Ederiz. Ama aynı zamanda çok da güzel, manevi anlamı yüksek bir gezi olacak mutlaka. Çok teşekkür ediyorum kıymetli katkınız. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun diyorum. Sağ olun. Evet, buradan da kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Çok fazla uzun bir ara değil. Hemen ardından da önemli bir yerli milli bir bilgisayar firmamızı, oyun bilgisayarının canavarı olan Monster bilgisayarı ve kurucusunu burada ağırlıyor olacağız. Sayın İlhan Yılmaz bizimle beraber, bizden ayrılmayın. Değerli izleyenlerimiz, çok önemli bir markayı ağırlıyoruz. 2000 yılında böyle hemen o meşhur krizden hemen önce kurulmuş bir firma. O günden bu yana da Türkiye'nin en çok bilinen oyun bilgisayarlarından biri olmuş. Oyun bilgisayarı olmuş. Sadece Türkiye'de değil dünyada da adını duyurmaya başlamış. Hani şu deyim yerindeyse Türkçe'ye çevirirsek canavar bilgisayardan, Monster'dan bahsediyoruz. Monster'ın canavar kurucusu CEO'su İlhan Yılmaz bir kez daha gün ortasında. Hoş geldiniz İlhan Hoş Bey bulduk. Yayınımıza. Çok teşekkür ederim. Aradan bir kocaman bir pandemi geçmiş. Az önce İlhan Bey'le ne zaman görüştüğümüz en son hesaplamaya çalıştık. Ama zaten kafadan bir iki seneyi koyalım değil mi şu Covid dönemi?
enteresan bir şey söylediniz. Bu bir lütuf muydu acaba? Yoksa hani ciddi sekteye uğratan bir süreç miydi diye bir 10 sene sonra anlayacağız dediniz. Biraz açar mısınız? Niye böyle bir şey dediniz? Yani aslında şöyle, hep öngördüğümüz alışkanlıkları konuştuğumuz, işte üniversite sohbetlerinde anlattığımız şeyleri bir anda yaşamak zorunda olduğumuz bir dünya çıktı karşımıza. Yani işte biz gelecekte böyle olacak, olmalı, işte uzaktan çalışma, online eğitim ve benzeri şeyleri hep konuşuyorduk ama acaba çok, olur mu? Çok aceleci değildik bunların hayatımıza girmesiyle ilgili. Uzak bir gelecek gibi. Pandemi dedi ki hemen bunu başlatın. Düğmeye bir anda basıldı. Ve biz de yeni bir dünyada bulduk kendimizi. İşte iki sene, belki bir sene hızında geçti hepimiz için. Devamı inşallah iyi olacak diye düşünüyorum. Yani burada tabii çok büyük zorluklar ve sıkıntılar yaşıyor dünya. Mutlaka. Ama bunun bir devrim olduğu ortada herhalde, değil mi? Gerçekten İlhan Yılmaz. Yani çok teknolojik bir dünyaya doğru evriliyoruz ve onun sancılarını, sıkıntılarını yaşıyoruz. Hani o yaratıcı yıkım dedikleri bir dönemin içerisine girdik. Nasıl bir şey öngörüyorsunuz da soracağım ama önce biraz daha somut verilerle, mesela sizin alanınızı, teknolojinin çok pozitif ayrıştığını biliyoruz da bu süreçten. Mesela oyun bilgisayarı alanı nasıl etkilendi? Biraz kendinizden bize lütfen veriler aktarın. Şöyle, yani pandemi süreciyle birlikte tabii aslında ihtiyaçlar bir anda ciddi bir boyutta ortaya çıktı. Yani evde bilgisayar kullanılıyordu, ofislerde bilgisayar kullanılıyordu. Ama uzaktan çalışma, uzaktan eğitim hayatımıza girince özellikle birden fazla işi bir arada yapabilecek güçlü bilgisayarlara ihtiyaç arttı. Biz evet bir oyun bilgisayarı üreticisiyiz ama cihazlarımız aslında çok güçlü bilgisayarlar, bütün alanlarda kullanılabiliyor. Dolayısıyla tek bir cihazla bütün işinizi çözebileceğiniz bir dünya hayal ettiğinizde bizim cihazlarımız özellikle pandemi döneminde çok büyük bir ihtiyacı karşıladı. Hı hı. Öğrencileri ele alalım. Evde birden fazla sayıda öğrenci varsa bir bilgisayarla normalde zaman yönetilebiliyorken, bilgisayarla ilgili ihtiyaç yönetebiliyorken şu an veya bu dönem içerisinde herkesin bir bilgisayarı olması zorunlu ortaya çıktı. Hı hı. Bu da tabii hayatımızı, yani bizim sektörümüzü çok ciddi bir şekilde pozitif etkiledi. Yani dizüstü değil mi özellikle? Belki hani telefon satışlarının çok olumlu, çok da abartılı yönde etkilemediğini biliyoruz ama yanılmıyorsam özellikle uzaktan eğitim konusu şu dizüstü bilgisayar pazarına son derece. Orada mutlak bir ihtiyaç çıktı. Evet. Büyük bir ekrana ihtiyacınız var. İşte kulaklık veya oradaki iletişimi sağlıklı yapabileceğiniz bir ortam evde oluşturmak gerekti. Ya da uzaktan çalışma için de benzeri bir şekilde. O yüzden dizüstü bilgisayar tabii çok ciddi bir şekilde arttı. Bize nasıl yansıdı? Biz İşte geçen sene 100 bin üzerinde Monster bilgisayar ve pusat aksesuarlar, monitörlerin satışı da kapattık. Yüzdesel olarak nasıl bir büyümeye karşılık geliyor söylediğiniz rakam? Yani 2020'nin sonu değil mi bu? 2020'nin sonu yaklaşık %100'e yakın bir büyüme gerçekleşti. İki kat bir büyüme gerçekleştirdiniz. Muazzam. Evet. 2021 bir bilanço dönemi olarak şu an nasıl göründü, nasıl bir tablo çıktı ortaya? Benzer şekilde yine yani büyümeler devam ediyor. Yani geçen yılın bu sene yaklaşık %15-20 üzerinde bir şekilde yılı kapatacağız gibi görünüyor. Pandeminin etkileri dönemsel olarak zayıfladığı anlar olabiliyor. Yaz döneminde mesela insanlar artık sıkıldılar ve tatile gitmeye başladılar ama teknolojiye ihtiyaç yoğun bir şekilde devam ediyor. Tabii pandeminin pozitif ayrıştırdığı noktalar var. Bir de biz pandemiyle işin o kapatmalarla bittikten sonra en sıkıntılı tarafını atlattığımızı zannederken hemen akabinde başlayan şu tedarik zincirindeki kırılmalar var. Başta çip krizi olmak üzere. Onların sizin üzerinde bir etkisi oldu mu mesela bu performanslı bilgisayarlar üzerinde? Sizin de bir çip meseleniz vardır diye düşünüyorum. Yani en büyük meseleye aslında yani, tahmin ederek. Yani çip krizi aslında çok derin boyutta etkiliyor hayatımızı. Şöyle, yani Tayvan'da şu an bir kuraklık var. Bu kuraklık oradaki su ihtiyacını çiplerde yaklaşık 1000 kat saflaştırılmış su kullanılıyor. Dolayısıyla çok yüksek miktarda su ihtiyacı var. Dünyada pandemiyle birlikte artan bir talep var. Otomotiv sektöründe artık çok yoğun bir şekilde çipler kullanılıyor. Bunların hepsi birleştiğinde yani çok çok yüksek boyutta bir talep çıktı ortaya. Hı hı. Bu nasıl etkiledi hayatımızı? Bilgisayarla ilgili bileşenlerin birçoğunu planladığımız ortalama 4-6 haftalar süreler yerine 4-6 ay gibi sürelerde tedarik edebilmeye veya edememeye başladık. Evet. Bu çok iyi öngörülere sahip olmaya, aylarca öncesinden bütün olasılıklı, bütün riskleri planlayarak hareket etmeye zorladı bizi. Hı hı. Evet, avantajları oldu. Bize çok zorlu şartlarda çalışma modelleri, dinamiklerini kazandırıyor. Kaslar iyice geliştiriyor. Kaslarımızı güçlendiriyor ama artık kaslarımız ne kadar güçlenecek onu bilmiyorum. Yani bu çip krizi tabii devam ediyor. Yatırımlar yapılıyor bu manada ama çok kısa zamanda. Yani 2022'de de benzer
senaryoların olacağını öngörüyoruz. Yatırımların sonuçlarını almaya başlamak biraz herhalde 2023'leri bulacak gibi değil mi yani baktığımız büyük zaman? Büyük yatırımlar yani buna bir anda hayata geçirilebilecek yani 100 milyar dolarlık mertebede yatırımlar gerekiyor bu tür çip tesislerin kurulması ve hayata geçmesi için. Talep yine artarak devam ediyor bu alanda. Dolayısıyla 2022'de de benzer süreçleri yaşayacağız gibi görünüyor. Biraz teslimatlar o zaman gecikiyor değil mi? Müşteri talebi çok inanılmaz boyutlarda ama ona karşılık vermek maalesef kısa vadede kolay başka değil. Başka krizlerle tabii birleşiyor bu. Çip krizi yanında o yoğun tedarikatların lojistikle ilgili başka sıkıntıları getiriyor. Maliyetler artıyor. Yani arka arkaya çok söyleyebilecek şey var. Ama 2022 yılı içerisinde bunların inşallah toparlanma eğrisine gireceğini ümit ediyorum. İnşallah. Peki biraz o zaman işin şeyine de bakalım hazır hızlıca burayı konuşurken. Online tarafına da bakalım. O da ayrı bir kendi ne diyeyim miladını yaşayan bir alan oldu çünkü e-ticaret dediğimiz, online dediğimiz iş. Size nasıl yansıdı o işler İlhan Bey? Şöyle aslında 2020'nin işte o Mart dönemiyle birlikte bu kapatmalar başladı. Biz de ilk anda duyuru yapıp mağazalarını kapatan markalardan biriydik. Çünkü orada çok yoğun bir etkileşim var mağazalar tarafında. Ama bu hemen ardından ciddi çözümler üretmeyi gerektiriyor. İşte ciddi bir çağrı merkezi altyapısı mesela bu arada kurguladık. Çağrı merkezimiz geleneksel bir şekilde işte sabah 9-6 mesai saatleri içerisinde çalışırken bugün 7-24 hizmet veren bir hale geldi. Hı hı. Dijital mağaza diye bir konsept hayatımıza girdi. Bu benzeri dünyada olmayan bir kavramdı. Geleneksel mağazacılık uygulamalarını biz dijitale taşıyıp orada görüntülü olarak mağazadaki deneyimi tamamen yaşayabileceğiniz ve satış sonrası hizmetleri de yaşayabileceğiniz çözümleri dijital bir ortama taşımış olduk. Bu da önemli bir yatırım olsa gerek diye düşünüyorum. İşin algoritma ve yapay zeka tarafında daha güncel, daha kuvvetli bir herhalde programa ihtiyaç duydunuz değil mi? Yani ne yaptınız orada? Nasıl bir store? Nasıl canlandıralım kafamızda? Yani dijital mağaza 2020 içerisinde yaklaşık 80 bin kişiyi ağırladığımız bir alan. Ve şöyle bir avantajımız var. Dijital mağazayla aslında hem ülkemizin her noktasında mağaza açmış gibi oluyoruz. Bunu globale taşıyacak olursak dünyanın her noktasında da her dilde bu konsepte bir şeyleri çok hızlıca üretebilmek mümkün. Hı hı. Pandemi koşullarında kaç dilde kurguladınız siz şeyi? Şu an İngilizce ve Türkçe olarak orada faaliyetler devam ediyor ama yavaş yavaş Almanca ve Avrupa dilleriyle oradaki alan genişleyecek. Hayal ötesi değil mi bu? Siz bile hayal etmemişsinizdir diye düşünüyorum. Yani bu tabii hani pandemi olmasaydı bir anda hayatımıza muhtemelen girmezdi veya bu kadar çabuk girmezdi. Ama pandemi bu işte buradaki fırsatları da hızlıca hayatımıza sokan faktörlerden bir tanesi gibi görünüyor. E-ticaret çok hızlı bir şekilde bizim tarafımızda da hem web sitemiz hem pazar yerleri çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Hı hı. Online ve offline'i şöyle bir kıyasladığınız zaman bunca yatırımdan sonra... Online çok büyük bir oranını kapsıyor. Yani yaklaşık %70'lerin üzerindeki bir kısmı online mecralar tarafında gerçekleşiyor. Hı hı. Mağazalar tabii bu süreç içerisinde dalgalı bir şekilde açıldı, kapandı. Hala insanlar tereddüt ediyor. Sizin de o alanda offline'da çok büyük yatırımlarınız oldu değil mi? Çok büyük konsept store'lar oldu. Biraz anlatır mısınız bilmeyenler var, tabii, arasında? Yani şöyle. Sadece Türkiye'de de değil. Doğru. Türkiye'de İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir mağazalarımız var. Kısa bir süre içerisinde Avrupa yakasında bir mağazamız hayata geçecek. İstanbul'da çünkü büyük bir ağırlığı müşterilerimizin Avrupa yakasında gibi görünüyor. Biz tabii yatırımlarımızı yaparken hem global hem yerel hepsini dengeleyecek bir şekilde hareket etmeye çalışıyoruz. Almanya'da 2020 içerisinde Avrupa'nın en büyük diyeceğimiz deneyim mağazası açıldı. Yaklaşık 1000 metrekarelik Berlin'de değil mi? Alexander tam onun arefesinde ben sizi ağırladım. Evet. Orayı da merak ediyorum nasıl gitti orada işlerdi. Berlin süreci, Almanya ve Avrupa süreci çok aslında güzel ilerliyor. Yani beklediğimizden daha pozitif bir hızla ilerliyor diyelim. Hı-hı. Avrupa çok önemli bir açılım bizim açımızdan. Türkiye'de... Sadece Türkiye'de kalmak bizi %1'den büyük olmayan bir pazar büyüklüğünün ötesine götüremiyor. Türkiye dışındaki pazar işte büyük bir okyanus aslında %99. Avrupa'ya baktığınızda Türkiye'nin 20 katı büyük bir pazar hacmine ulaşıyorsunuz. Şimdi çok kısa bir zaman içerisinde İngiltere operasyonumuz başladı. Hmm. İngiltere'de şirket kuruluşu, SAP açılışları tamamlandı. Hayırlı orada olsun. Biraz daha hem pandemi sürecinin etkilerini yönetecek şekilde önce online mecraları, satış sonrası hizmetler ve lojistik altyapısını oluşturarak ilerlemek gibi bir planımız var. Her şey oturduktan sonra orada da bir deneyim mağazasını 2022 eğer bütün şartlar olumlu giderse ya da 2023 başında hayata geçirmek. Online mecralar derken yine kendi online mecranız üzerinde ama İngiltere pazarına ulaşmayı hedefliyorsunuz yoksa daha lokal orada
online. Hem lokal hem global, özellikle yani Amazon'un dünyanın bütün coğrafyalarında çok baskın bir şey var. E-ticaret. Şüphesiz. Network var diyelim. Çok güçlüler. Onlarla ciddi bir işbirliğimiz var. Ama lokalde de ilgili, işte hem Almanya'da hem İngiltere'de hem Avrupa genelinde lokal e-ticaret platformlarıyla da işbirlikleri yapıyoruz. Ama şeye baktığımızda her bir adım bizi çok bir önceki güne göre çok daha iyi bir noktaya götürüyor ve enerjimizi yükseltiyor. Almanya, Avrupa, İngiltere açılımı bizim için çok çok kritik. Çok özür diliyorum. Estağfurullah. O zaman şöyle bir üç bacak oldu şu an. İhracat tarafında diyelim İngiltere ve Almanya. Türkiye tarafı hızlıca büyüyor zaten, değil mi? Bu şekilde ayırabiliriz, ayrıştırabiliriz. Evet, bunun dışında Kıbrıs'ta bir mağazamız var. Yoksa İngiltere'yi ve Almanya'yı Avrupa'nın birer merkezi ayağı gibi mi düşünmek lazım orada? Tabii orayı özellikle Almanya şu an Avrupa'nın merkezi konumunda. Yani sadece aslında Almanya'ya ürün satmıyoruz. Çevresindeki bütün ülkelere Almanya üzerinden ürün satışı gerçekleşiyor şu an. İngiltere ikinci önemli adımımız. Orada da belli bir faaliyet hacmine ulaştıktan sonra plan tabii ki Amerika pazarına gitmek. Tereciye tere satacağız diyorsunuz. Yani dünyanın bütün coğrafyalarında var olmak bizim için çok kritik faktörlerden biri. Dubai'de operasyonumuz devam ediyor. Kıbrıs'ta bir operasyonumuz var. Oralar Kıbrıs derken devam. Bizim taraf mı yoksa Kuzey, genel adanın Kuzey geneli Kıbrıs'ta açısından? Için, belki İngiltere üzerinden diğer Kıbrıs'ın diğer kesimine de ürün satmak hem farklı bağlantıları da farklı şekillerde kurmamıza zaten araç ada olur. O anlamda ticari anlamda birleşik yani oraya evet. Girdiğiniz zaman karşı tarafa da. Çok böyle flagship store var değil mi? Özellikle Almanya, Berlin'e ben öyle okuyorum. Gidip görmedim ama eminim gördüğümüz zaman gurur duyacağız. Şöyle bir Covid döneminden sonra baktığınız zaman offline aslında çok da yatırıma gerek yokmuş, online'da gidermiş gibi bir noktada mısınız? Yoksa offline böylesi hani daha görkemli gösterişli yerlerde kendinizi sergilemeye devam mı? Oradaki bakış açınız biraz değişti mi? Şöyle aslında biz zaten aslında deneyim mağazaları oluşturuyoruz. Yani bizim için önemli olan geleceği kapsayacak. Yani önümüzdeki 10 yıl içerisindeki değişimlerle ilgili işaretler, sinyaller bulabileceğiniz ve bugünün hedeflediğimiz teknolojileriyle ilgili bütün iş modellerini deneyebileceğiniz alanlar oluşturmak. Mağazacılık kısmı için doğal bir parçası aslında. Yani orada ürünler tabii ki sergileniyor herhalde ama asıl hedeflediğimiz şey işimizin geleceğiyle ilgili her bulduğumuz yeni teknolojiyi mağazalarımızda sergilediğimiz, etkileşimi arttırdığımız alanlar oluşturmak. Dolayısıyla yüzlerce mağazaya ulaşmak gibi bir planımız yok. Yok. Ama e-ticaret ve online mecralarda büyümek çok önemli görünüyor. Ama deneyim mağazalarını da doğru lokasyonlarda yaygınlaştırmak kritik bir avantaj gibi görünüyor. Yani deneyimi online'da yapamadığımız sürece şu Metaverse'ün realize olmasıyla biraz daha offline'da kalmaya devam diyorsunuz. Yani o dokunma ihtiyacı her önümüzdeki zaman zamanlarda da mutlaka olacak. Oranı belki çok yüksek olmayacaktır ama o müşteri etkileşimi, iletişimi, marka deneyimi aramızdaki bağı kuvvetlendiriyor ve güven duygusunu tetikliyor. Biz onu önemsiyoruz. Evet. Almanya'nın her şehrinde olmayacağız. Ama Almanya'da olacağız, belki Fransa'da olacağız, belki İtalya'da olacağız. Seçili belli başkentlerde. Belli başlı ülkelerde olup o deneyimi mutlaka erişilebilir kılmak önemli görünüyor. Biraz Monster'ın PR ve reklam faaliyetlerini de çok ayrıntılı biraz dinlemek isterim birer örnek olarak. Çünkü gerçekten bu konuda çok iyisiniz. Hani uzun zamandır, geçen sefer de bunun üzerinde durmuştuk. Çünkü hani biz nereye açsak, nereye baksak sizin bilgisayarınızın markasını görüyoruz. Nasıl yapıyorsunuz? Nasıl bir total yönetim var orada PR ve reklamda? Biraz hani bir rol modelde olsun burada. Ne yaptınız orada? Yani öncelikle tabii ekip arkadaşlarım, ben çok teşekkür ediyorum. Göktuğ Bey'in liderliğinde orada ciddi bir çalışma yürütülüyor. Yani burada bizim temelde yaptığımız şey aslında odaklanmak. Yani biz belli bir alana odaklandık. Olabildiğince oradaki iletişimi tek kurgu üzerinden, o odak üzerinden işletmeye, olabildiğince basitleştirmeye gayret ettik. İşte oyun bilgisayarı söylemini ısrarla yıllardır devam ettiriyoruz. O odaklanma aslında bize bir güç getirdi. Bir alana sahiplenmemize sebep oldu. Biz bir dizüstü bilgisayar üreticisiyiz. Güçlü bilgisayarlar üretiyoruz. Ama bir alana sahiplenip bu söylemi güçlendirdiğimiz zaman o alanın sahibi gibi davranmaya başladık. Rekabet ettiğimiz markalardaki genel yaklaşım aslında şöyle, onlar bütün bilgisayar
ürün modelleriyle veya alternatifleriyle ilgili çalışmaların hepsini birden yapıyorlar ve bilgisayar markası olarak konumlanıyorlar. Evet. Biz bir alanın sahibi olup öyleyse, oyun bilgisayarı markası ve güçlü bilgisayar markası olmayı seçtik. Hı-hı. Etkileşimimizi de bunun üzerine inşa edince oradan rakiplerden sıyrılma şansı elde etmiş farklılaşma oldunuz. Farklılaşma şansı elde ettik. Şimdi öyle de bir alana konumlandınız ki hani Türkiye'nin ilk unicornu değil mi oyundan çıktı. İşte geçtiğimiz seneki o olağanüstü hepimizi şaşkınlığa uğratan Türk oyun firmasının satışıyla. Sizden gelen bazı veriler var. Dünya oyun pazarının toplam geliri 180 milyar dolar. Bilmiyorum Türkiye bunun ne kadarına sahip herhalde. Yaklaşık 1 milyar dolar civarında. Ya, bu da hiç fena bir şey değil herhalde. Hedef 10 milyar dolarlar mertebesinde bir yere gelmek. Önemli bir hedef. İhracat içinde çok kritik bir hedef. Yani oyun değil geliştirip mi? Bir dosya yüklüyorsunuz. Transfer gerçekleşti, ihracat gerçekleşti. Bence çok çok üzerinde durmamız kesinlikle gereken bir öyle. Alan. Kesinlikle. Yani 7-8-10 tane oyun firması kurulsa demek ki bir anda Türkiye'nin yıllık ihracatını karşılayacak kadar bir satış gerçekleştirebilirler. Bir de işin e-spor boyutu var değil mi? O da var. O da çok gelişen ve büyüyen bir şey. Bilmiyorum. Yani, sizin oyun bilgisayarları orada da var herhalde değil mi? Tabii tabii. E-spor bizim hayatımızın zaten vazgeçilmez parçası. Yani oyuncular yani hem Türkiye'de hem dünyada yani dünyada 500 milyonun kişi artık e-sporu takip eder konuma geldi. Önümüzdeki belki 5-6 yıl içerisinde e-spor olimpiyatlardaki bir kategori haline gelecek. Hı hı. Yani biz de burada bu ekosistemi ciddi bir şekilde destekleyecek organizasyonlar yapıyoruz. Sponsorluklar yapıyoruz. Bu sene düzenlediğimiz Intel ile birlikte de yürüttüğümüz Intel Masters Reloaded diye bir turnuvamız var. 6 ay boyunca süren bir organizasyon bu. Yani 15 milyondan fazla kişiye eriştiğimiz, yaklaşık 10 bin oyuncuyu bu e-spor ekosistemi içerisinde misafir ettiğimiz çok keyifli bir süreçti. Ve devamında da bunun büyümesi için, bu alanın çok daha güçlü hale gelmesi için ama tabii doğru zemine oturmuş bir şekilde güçlenmesi için biz bu alanı desteklemeye ve yatırımlara devam ediyor olacağız. Peki. Bir başka destekte sanki şu eğitimden yana değil mi? Eğitimde fırsat eşitliğinden yana. Hani tüm bu master'ın ortaya koyduğu başarının aslında hedeflediği de bir yer var. Bir sorumluluk alanı var. Biraz açar mısınız orayı? Çok teşekkür ederim. Yani önemli bir alan aslında işaret ettiniz. Yani ben özellikle paylaşımlarımda bunu ısrarla vurgulamaya gayret ediyorum. Benim şu an 6 yaşında bir kızım var, Zeynep Alin ismi, Down sendromlu. Onun hayatımıza tabii girmesiyle birlikte bizde çok ciddi bir farkındalık oluştu. Down sendromlu, otizmli, serebral palsili, görme, işitme ya da bedensel engelli bireylerle ilgili ciddi bir duyarlılığımız oluştu. Dünyada bu oran yaklaşık %15, yani bu yaklaşık 1 milyar kişiye tekabül ediyor. Türkiye'de de yaklaşık 10 milyon birey demek. Aileleriyle birlikte veya çevreleriyle diye hesaplamak aslında hepimize değen bir alan burası. Burada en büyük zorluk ve sıkıntının eğitim noktasında olduğunu görüyoruz biz. İşte kendi hayatımızda da yaşıyoruz. Bu çocuklar okullara kabul edilmek istemiyor. İşte tırnak içinde söyleyeceğim, sağlıklı çocukların aileleri Down sendromlu, otizmli, serebral palsili çocuklarla kendi çocuklarını aynı sınıflarda istemiyorlar. Yani bu manada tabii atılacak adımlar çok kritik. Bu çocukların doğru eğitimle çok çok iyi noktalara geldiklerini ve çok hızlı ilerlediklerini biz kendi hayatımıza gözlemliyoruz. Burada oyun bizim için kritik faktörlerden bir tanesi. Nasıl? Oyunu biz bir şekilde bir kaldıraç olarak kullanarak bu dünya yani bugünün gençlerine, Z kuşağı çok oyunla iç içe ciddi bir farkındalık yaratmak için önümüzdeki zamanlarda ciddi çalışmalarımız da olacak. Ama hepimize düşen burada özellikle bu çocukların elinden tutmak ve eğitimde o kaynaşmaları sağlamak inşallah. Peki, o kaynaştırmaya hazırlık için de çok erken bir yaşta eğitim almaları gerekiyor. Orada imkanlar kısıtlı ama daha fazla olmalı, devlet de el ele. O yüzden her zaman yanınızda istiyoruz İlhan Bey. Bu çıktığınız yolda ve yolculukta kendi özel hayatınızdan, kendi canınızdan hareketle çıktınız. Ama bu çıkılan yolda da eminim yüz binlerce, milyonlarca çocuğa ulaşacaksınız. Tabii bizim sadece kendimizi kurtarmamız zaten çözüm değil. Biz bir şekilde kendimizi farklı şekillerde, farklı ülkelerde çözüm bulabiliriz ama aslen Türkiye'deki 10 milyon kişinin çözümünü birlikte bulabilmek esas olan mücadelemiz bunun için inşallah. Kolay gelsin diyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum İlhan Yılmaz kıymetli katkınız için. Tamam.
Evet, Master Notebook kurucusu, CEO'su İlhan Yılmaz. Çok olağanüstü bir başarı öyküsü yine burada. Hani tereciye tere satma noktasında yakında Birleşik Krallık'ta şirket kurulmuş. Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru yolculuk başlamış, devam edecek gibi görünüyor. Biz de bu iyi örneği, güzel örneği ekranlarınıza bir kez daha getirmekten memnuniyet duyduk. Burada da noktalayalım gün ortası kuşağımızı değerli izleyenler. Yarın saatten 12.30 gösterinceye kadar ben Ahu Orakçıoğlu. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Total istasyonları gün ortasını sundu.